Orta Asya, Altaylar, Tanrı Dağları, Ötüken, Bozkırlardan, başı dumanlı dağlardan, yaylalardan başlayan olağanüstü bir yolculuk. Kayalarda, kurganlarda, anıtlarda yaşayan, taşlara kazınan izler. Binlerce yıl içinde üç kıtaya destanlarla yayılan benzersiz bir hikaye. Düşmanlığa karşı amansız bir yiğitlik ve cesaretin, sancakların gölgesine yerleşen merhamet ve adaletin temsilcileri. Türkler. Horasan ve Mavera-ün-Nehir'de, Semerkant, Buhara ve Taşkent'te dünya tarihini değiştiren buluşma. Kubbelerden yansıyan seslerle Anadolu ve Avrupa'ya uzanarak kök salan seçkin birikim. Kervansaraylar, medreseler, darüşşifalar, rasathaneler, külliyeler. Bilim, düşünce ve sanatın yeni ve özgün sayfaları. İnsanlığın ortak mirasına damgasını vuran büyük bir medeniyet. Türklerin dünyası. Üç kıtaya destanlarla yayılan bu benzersiz hikaye, Bilge Kağan'ın deyişiyle doğuda gün doğusundan, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasından, güneyde gün ortasına kadar uzanan topraklardaki izleriyle önümüze açılıyor. Göktürkler Çin'e doğru uzanmaya başlayınca, Çinliler tarafından fark edilince onların da dikkatini çektiler ve Çinlerle Türkler arasında ilişki başladı. İlk olarak Çin'in kuzeyindeki pazarlarda at ipek alışverişine başladılar. Yani at sattılar, karşılığında ipek aldılar. Bu önemli bir gelişmeydi. Bu arada Çinliler Türkleri yakından tanıyan bir Soğutlu, yani İranlı bir elçiyi 545 yılında Göktürklere göndererek onları resmen tanıdı. Çinli elçi geldiği zaman, Çinli, yani aslında Soğutluydu ve adı Anopanto idi. Göktürkler kendi aralarında çok sevindiler ve birbirlerini tebrik ettiler. Şöyle dediler kaynağa göre: büyük ülkenin elçisi geldi, bundan sonra ülkemiz yükselecektir. Bu ilk dış temas ya da ilk uluslararası münasebet gibi değerlendirilmelidir. İpek yolu Kaşgar'dan Şapurgan ve Türkistan'ın güneyine, buradan Horasan'a geçerek Rey ve Hemedan'dan Bizans-İran sınırına kadar geliyordu. Sınırdan ise Bizans'ın başkenti İstanbul'a gidiyordu. İpek yolu Çin'le Bizans arasında ticari bir köprüydü. Bu uzun yol Çin'den İran sınırına kadar 150 gün yürümeyi gerektiriyordu. İran'ın doğu sınırından batı sınırına kadar olan mesafe ise 80 gündü. Çin bu dönemde İran'dan çivit otu, halı ve değerli taşlar satın alırdı. İran ise Çin'den aldığı ipek kumaşları batıya satardı ve Bizans altınları İran'a akardı. Göktürkler Orta Asya'da siyasi ve askeri ilişkileri başarıyla yürüttü. İpek yolunda yapılan ticaretten büyük kazançlar sağlamaya başladı. İpek yolunun geçtiği güzergahlar çok değerliydi. Bölgedeki devletler ya sahip olmak istiyor veya elden çıkarmak istemiyorlardı. Bu yüzden savaşların sonu gelmedi. Zaman zaman da uzun süre etkili olamayan barış anlaşmaları imzalandı. Göktürkleri muzaffer bir devlet çatısı altında toplayan büyük komutanlarından İstemi Kağan, 576 yılında öldü.
İstemi Han öldüğünde Bizans elçileri Göktürk topraklarındaydı. Bu arada Bizans'ın bazı olumsuz tavırları söz konusuydu. Aynı zamanda yaz günlerinde rahatsız edilmeleri herhalde Türk şadı biraz çileden çıkartmıştı ki Rum Bizans elçilerine yönelik sevzenişleri tarih kayıtlarına geçmiştir. Avarların veya diğer bir adıyla Uvar Hunilerin Bizans tarafından himaye edilmesi hoş karşılanmamıştı. Bunu ifade eder. Ve Bizans'a bazı mesajlar vermeyi de ihmal etmiyor. Bu arada Uvar Hunilerin himaye edildiğini söyledikten sonra biz oraları çok iyi tanırız, çok iyi biliriz. Yani gelebiliriz ve yapacaklarımız var mahallinde sanıyorum. Mesaj ileterek Dinyepir'in yerini, Meriç'in yerini ifade ediyor. Roma'yı bildiklerini ifade ediyor. Hatta bize kafa tutan alanları, Onogurları görüyorsunuz diye Onogurlar ve alanlar da o dönemde batıya gelmişti. Ama perişan bir halde gelmişlerdi Göktürklerden kurtularak. Tüm bunları bir arada Bizans elçisine iletiyor. Buradan birkaç sonuca varabiliyoruz. Bir, demek ki o dönemde Göktürk İmparatorluğu Bizans'a kafa tutacak kadar çok güçlüydü. Bir bunu ortaya koyuyor. İkinci yönü ise gerçekten de esaslı bir yazılı kültüre sahip olan uygarlıklarda olabilecek kadar hatta bunun ötesinde bilgiye sahip olduğunu. Çünkü aynı dönemde biz Latin, Batılı kaynakların Orta Asya ile ilgili sağlıklı bilgileri olmadığını biliyoruz. Hatta fantastik hayvan ve bitkilerle süslüyorlar o dönemde Asya'yı anlatırken. Oysa Türk şatın çok sağlıklı bilgilere sahip olduğunu, coğrafya bilgisine sahip olduğunu, strateji bilgisine sahip olduğunu bu cümlelerden algılıyoruz. Buradan çıkarılacak üçüncü belki de en önemli bir sonucumuz da Bizans'ın yani İstanbul'un ta o dönemlerden Türk fethi stratejilerinde artık yer almaya başlaması bilgisidir. Çünkü bizzat oraya da geleceğiz diyor. Zaten kısa bir süre geçmeden Kafkaslara dayandı Göktürk ordusu. Ta bizim Posof Erzurum çizgisine kadar gelmişti. Göktürk devleti muazzam bir güce ve güvene sahipti. Çin'in kuzeydoğusunda Mancurya'dan başlayarak Moğolistan, Altaylar, Doğu ve Batı Türkistan, Kazakistan ve Kafkasların kuzeyini içine alan topraklarda hakim durumdaydılar. Göktürkler Türk tarihinde model devlettir. Biz Göktürklerin sosyal yapısında, devlet teşkilatında, idare mekanizmasında, sosyal, dinde, her şeyinde bütün Türklerin özünü bulabiliyoruz. Bir şablon oluşturabiliyoruz. O şablonla Osmanlı ile anlayabiliyoruz. Çünkü Osmanlı Göktürklerin süzülmüş halidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde anlıyoruz. En başında at olmak üzere, Türk kimliği olmak üzere bütün Türk tarihi boyunca en önemli devlet Göktürk devletidir. Bir model devlettir. Ayrıca biz Göktürklere bakarak Göktürklerin öncesini de çözebiliyoruz. Mesela Hunları Göktürk teşkilatına bakarak daha iyi anlayabiliyoruz. Ya da Avrupa Hunlarını, Avrupa peçenekleri, Kıpçakları, Avarları anlamamız da mümkün. Böyle bir ayna gibi de düşünebiliriz. Stratejik bir temel dayanak noktası şeklinde de değerlendirebiliriz. Göktürkler bunun ortasıdır, mihenk taşıdır, hatta başlangıcıdır denebilir. Bir modeldir, modern deyimle. Göktürklerin ekonomisi karmaydı. Doğa koşullarının müsait olduğu bölgelerde hububat yetiştirir, bozkırlarda ve yaylalarda yarı göçebe hayvancılık yaparlardı. Aynı zamanda çok sayıda insanın katıldığı sürek avına çıkarlardı. Yaygın olarak besledikleri hayvanlar at ve koyundu. Az miktarda genellikle taşımacılık ihtiyaçları için deve de bulunurdu. Sığır sadece ormanlık bölgede yaşayan bazı kabilelerde görülürdü. Göktürklerin yiyecekleri et, süt ve hamur işleriydi. Bunlar çok sayıda çeşit oluşturan ana besinlerdi. Giysileri deri ve kumaştan oluşuyordu. Kumaş dediğimiz keten kumaşlar çok nadiren görülmekle beraber yaygın olan yün kumaşlardı. Yünlü kumaşları kendileri yapardı. Deri kumaşları kendileri üretiyorlardı doğal olarak. Deri giysileri üretiyorlardı dememiz doğru olacak. İpek kumaşlar ithal ürünlerdi. O dönemlerde zaten bizim bugünkü Doğu Türkistan dediğimiz bölge ve Çin işleri dışında her tarafta ipek ithal maddeydi.
otağı tipi çadırlarını keçeyle kaplar, içine halı döşer ve süslerlerdi. Göktürk dönemine ait kumaş, dokuma, ahşap ve madeni eserler özellikle kurganlarda yapılan arkeolojik kazılarla gün ışığına çıkarıldı. Madeni eserleri genellikle hayvan üslubuna uygun süslemeli veya hayvan şekillidir. Aynı üslup, sade örnekleri de olmakla birlikte silahlar için de geçerlidir. Göktürk Devleti'nin ikiye bölünmesinden sonra batıda kalan kısmı yani Batı Göktürk Kağanlığı, Azak Denizi ve Don Irmağı kıyılarından Tanrı Dağları'nın doğu yamaçlarına ve Kuzeydoğu Hindistan'a kadar uzanan bir devletti. Her açıdan elverişli olan topraklar onların ellerindeydi. Kazakistan, Orta Asya, Kuzey Kafkas, Kırım, İdil Havzası ve Ural gibi geniş bölgeleri içine alıyordu. Yeniden canlanmaya başlayan Göktürklerin ilk hedefleri Ötüken oldu. Kutluk liderliğinde Ötüken ele geçirildi. Bu savaşı takiben yapılan kurultayda Kutluk, Kağan ilan edilerek İlderiş ünvanını aldı. Yani ili derleyip toplayan kişiydi artık. O döneme imza atan önemli isimler meşhur Bilge Kağan ve kardeşi Kültigin'dir. Bunlar meşhur İlderiş Kağan'ın oğullarıdır. Yanlarında Türk tarihinin en önemli isimlerinden olan Tonikuk var. Tonikuk bizim daha sonra Türk devletlerinde gördüğümüz başvezir veya sadrazam pozisyonunda olan, o dönemki orijinal tanımıyla da Boyla Baga Tarhan unvanını taşıyan bir Türk büyüğüydü. Göktürklerin en önemli kültür mirası eski Türk alfabesi ve Orhun yazıtlarıdır. Türklerin madaniyatındaki bu dağı özgeçörlük bulardın özünün canı. Türk kültüründeki bir başka özellik Türklerin kendi yazılarının olmasıdır. Yazıtlar bugünkü Moğolistan ve Kırgızistan'ın Talas bölgesinde bulunmaktadır. Edinilen son bilgilere göre Türk askerinin, başbuğların, kağanların ve yöneticilerinin resmedildiği balbalların sayısı 1000'den fazladır. Abideleri birincil kaynaklar olan büyük runik yazıtlara gelince, bütün bu Kültegin, Bilge Kağan ve Tonyukuk abideleri Doğu Türklerinin tarihini ve Doğu Türklerinin Türk eşlerle kurdukları ilişkileri anlatır. Ötüken havalisinden Karadeniz'in kuzeybatısına kadar uzanan bölgede irili ufaklı binlerce Orhun yazıtı bulunur. Bunlar ağırlıklı olarak taş üzerine, nadiren de başka malzemelere yazılmış metinlerdir. Geniş bir bölgede ve bu kadar çok eserin varlığı, Göktürk çağındaki kültürel gelişimi, okuryazarlığın belli bir düzeye ulaştığını ortaya koyar. В это время распространяется своеобразная культура, письменная культура тюрков. Türklerin yazılı kültürünün yayıldığını, onların okuryazarlıklarını ve de çok zeki olduklarını biliyoruz. 32 harften oluşan gelişmiş bir alfabeleri vardır. Yazıtlar Türklerin zekasına, eğitimine işaret ediyor. Onların yazılarının Yenisey Kırgızları ve Doğu Türk Devleti'nin yazılarıyla aynı olduğu görülüyor. Памятники письменности показывают. Ну, я думаю, что это видно вот. Bence Türk kağanlıkları zamanında görülen bu kitabelerde Türkler kendilerinin bir halk, bir budun olarak var olduklarını ilan ediyorlar. Ve burada biz net olarak dünyanın üç kısma bölündüğü bir sistem görüyoruz. Üst kısım gök kısmı, alt kısım yeraltı dünyası ve orta kısım insanların yaşadığı orta dünyadır. Bu biraz Çin sistemine benziyor.
Belki de Çin medeniyetinin etkisi altında olmuştur. Fakat bu gök ve yerle ilgili olan karşılaştırmalar Türklere özgüdür. Yani gök, Tengri olup, Jir ise yerdir. İlk kısım, yani gök, eril, ikinci kısım, yani yerse dişil birer öğedir. Tüm dünya bakışına göre başlangıç, yani yaratılış sistemi bu temel üzerine kurulmuştur. Kültigin ve Bilge Kağan yazıtlarında metinler yukarıdan aşağı yazılmış, satırlar sağdan sola dizilmiştir. Orhun yazıtları olmasaydı Göktürk tarihini Çince isimlerle öğrenecektik. Çok sayıda Türkçe ismin aslında öğrenemeyecektik, Çinceleriyle kalacaktık. Yazıtlar sayesinde Türklerin iç cephesini de öğreniyoruz. İç dünyasını da anlayabiliyoruz ki bu da bize sosyal hayatı çözmemiz konusunda çok yardımcı oluyor. Türk tarihinin bu açıdan son derece önemlidir. Orhun yazıtlarında bilindiği gibi dünyanın yaratılışı ve onlar Göktürklerin kuruluşu, yükselişi, yıkılışı, yeniden kuruluşu anlatılır. Ve gelecek nesillere ders olsun diye de özellikle Bilge Kağan sık sık vurgu yapar. İbret olsun diye, ders alsın diye. Bilge Kağan 25 Kasım 734 tarihinde öldüğünde 50 yaşındaydı. İlerleyen yıllarda Göktürk Devleti eski ihtişamını koruyamadı ve zayıf düştü. 745 yılında son buldu ve yerine Uygur Türk Devleti kuruldu. Hunlar ve Göktürklerden sonra tarihi Türk yurdunda egemenlik Uygurların eline geçti. Doğu Türklerinden sonra Moğolistan topraklarında Orhun merkezinde yerleşen ve başında Yaglakar hanedanının bulunduğu Uygurlar vardı. Yaglakarlar Kağan soyu haline gelmişti. Yaglakarlar aynen Doğu Türkleri gibi Doğu Türklerinin tarihi yazıtlarını örnek alarak kendi yazıtlarını yazmış ve Kültegin, Bilge Kağan ve Tonyukuk yazıtlarına benzer kendi abidelerini yapmışlardır. Fakat Doğu Türklerinden kalan abideler Uygurlarınkinden biraz farklıdır. Onlar devlet gelişim seviyesini, imparatorluk düzeyini gösterir. Ter, Serv taşları ve Karabalgasundaki Uygur yazıtlarının diğer abideleri aynı geleneği, yani yazılı kültürü korur. Ancak artık Aşina soyundan, Göktürklerden değil, Uygurlardan bahsedilmektedir. Çin kaynakları Uygurları, onlardan gelen nesiller olarak kabul eder. Onlara göre Uygurlar, Şahin süratiyle dolaşan ve hücum edendi. Kalabalık bir topluluk değildiler. Fakat çok yetenekli ve cesurdular. Çinliler bölgeye elçi, seyyah adıyla Çinli rahipler gönderiyorlar. Bunlar rapor yazıyor. Gizli bir rapor, bölgenin siyasi durumu. Açık raporda işte bölgenin coğrafi durumu, kültürel durumu falan, işte şu şehre gittik, şöyleydi, böyleydi, şöyle karşılandık, böyle bitki örtüsü falan diye. Böylece biz de onlardan da devrin kültür tarihi hakkında bilgi ediniyoruz bu kaynaklardan. Uygurların menşei konusu tabii oldukça insanların kafasını karıştıran bir konu. Batılı araştırmacılar çok değişik şekilde yorumlar yapıyorlar. Nedense Türk tarihinin büyüklüğünü, genişliğini kabul etmek istemedikleri için işte mümkün olduğu kadar başka şeylere benzetmeye çalışıyorlar. Ama yine Çin yıllıklarından ve yazıtlardan, eski Türk yazıtlarından öğrendiğimiz Hun, Uygur, Göktürk.
birbirlerin çocuğu veya atası. Hunlar ve sonrasında Göktürkler döneminde Uygurlar, Türk boyları birliği olan Töles boyları arasındaydı. Diğer boylarla birleşerek ayaklandılar ve ikinci Göktürk devletini yıkıp yerine Ötüken merkezli Uygur devletini kurdular. Eski Uygurlar aslında Doğu Türk Kağanlığı hakimiyetine giren boyların hepsini kendine bağladı. Hakimiyet ele alındıktan sonra günümüz Moğolistan'ın merkezinde bulunan Orhon Irmağı kıyılarındaki Karabalgasun şehrinde Uygur devletinin merkezi kuruldu. 745 yılında kurulan Uygur devletinin sınırları kısa zamanda Hun devletinin sınırlarına ulaştı ve burada yaşayan Türk boylarını egemenliği altına aldı. Moyen-Çor dönemine ait olaylar bir kitabede yazılıdır. Kitabeye göre Moyen-Çor Kağan, Göktürk devletinin yıkılmasından sonra dağılan Türk boylarıyla birleşerek Türk birliğini yeniden kurmuştur. Sert huylu ve iyi bir asker olduğu bilinen Moyen-Çor, başarılı askeri seferler düzenledi. Kağan'ın emriyle iki Uygur şehri inşa edildi. İçinde Kağan'ın sarayı olan Karabalgasun'un etrafı surlarla çevrildi ve 12 büyük demir kapı yapıldı. Karabalgasun devletin merkeziydi ve devlet meclisi burada toplanırdı. Göktürklerin kullandığı bütün ünvanlar Uygur devletinde de devam etti. Yalnızca bazı ünvanların karşılıkları değişti. Genellikle kara ikliminin hüküm sürdüğü Uygur yerleşim bölgesinin yazları çok sıcak, kışları ise çok soğuktur. Kışın nehirler donar, toprak ve kum karla örtülür. Verimli araziler ve çöller yan yanadır. Kurak bir bölge olmasına rağmen su kaynakları boldur. Bölgede büyük küçük yüzlerce nehir akar. Nehirler, dağlık bölgelerdeki yağışlar ve yüksek yerlerdeki kar ve buzla beslenir. Bu nehirlerin verimli havzaları, yerleşim ve tarım için değerlidir. 744'te artık Uygurlar Hakanlık olarak bölgedeki Türk boylarını kendi hakimiyeti altına alıyorlar ve yavaş yavaş coğrafyayı genişletmeye başlıyorlar. Ve eski Hunların toprakları, yani doğuda neredeyse Büyük Okyanus'a kadar uzanan, batıda Maverai Nehre uzanan, güneyde Çin'e, Çin hududuna kadar uzanan, kuzeyde işte Sibirya'ya kadar uzanan büyük bir coğrafya. Yani Asya Hunlarının eski topraklarında hakimiyeti kuruyor Uygurlar. Ve tabii Uygurların bu kadar büyümesi, kuvvetlenmesi Çin İmparatorluğu'nun hoşuna gitmiyor. Kuzeyde bu kadar kuvvetli bir devletin mevcudiyeti. Ve hemen Çin entrikaları dönmeye başlıyor, çalışmaya başlıyorlar. Uygurlarla Çinlilerin siyasi ilişkileri daha çok tabii Uygur bölgeye hakim olmak istediği için bölgenin coğrafyasını ve açık kapılarını öğrenme amaçlı çalışmalar yapıyor. Moyen-Çor, Çin Devleti ile istediği şartlarda siyasi ve ticari ilişkiler kurdu. İmparatora ülkesindeki isyanı bastırmasında yardımcı oldu ve bunu iç işlerine karışmak için bir fırsata çevirdi. Uygurların üstünlükleri ticari ilişkilere de yansıdı. Çin'e getirdikleri her at için 40 top ipekli kumaş alıyorlardı ve getirdikleri atların sayısı 10 binleri geçiyordu. Uygurlar elde ettikleri ipeğin fazlasını ya başka ülkelere ihraç ettiler veya para birimi olarak kullandılar.
Çinliler bundan memnun değildi ancak itiraz edecek durumda da değildiler. Hunlar ve Göktürkler gibi Uygurlar da Gök Tanrı dinine mensuptular. Eski Türk inancına göre Gök Tanrı, ezeli ve ebedi olan, hükümdarları kutsayan, insanların yaratıcısı olan, onlara kaderler tayin eden, insanüstü bir varlıktı. Arkeolojik araştırmalara göre, Uygurlarda geleneksel bozkır kültürünün yanı sıra ziraat de çok gelişmişti. Değirmen taşları ve harman tokmakları kullandılar ve sulama yaptılar. Bazı Uygur mezarlarında ölüyle birlikte gömülen darı gibi tahıl kalıntılarına rastlanmıştır. Uygurlar şehirler kurarak atalarından farklı bir yol izlediler. Tarihi bir gerçek var. 630 yılında Çinli seyyah Xuanzan, Çin'den Hindistan'a hacca giderken Doğu Türkistan yolu üzerinde gezi notları yazıyor. Notlarında Issık Gölü'nden Çu Vadisi'ne doğru giderken yolda Türk Kağan'ı ile karşılaştığını ve onun kendini başkentine misafir olarak davet ettiğini belirtir. Bu Çinli Suyap isimli bir şehrin olduğunu ve onun batısındaysa yaklaşık 10 şehrin daha bulunduğunu yazar. Eserin bazı çevirilerinde yaklaşık 10, bazılarındaysa 10'dan fazla şehrin olduğu yazılmaktadır. Ötüken merkezde Uygur Devleti 840 yılında Kırgızlar tarafından yıkıldı ve Uygurlar çeşitli bölgelere dağılmak zorunda kaldılar. 15 Uygur kabilesi batıya, Karluklara gitti. Diğer bir grup Çin'in kuzeyindeki Kansu vilayetine göç etti. Yine Uygurların bir kısmı Çin'in güney sınırlarına inerken diğerleri de Doğu Türkistan'a göç edip Turfan civarına yerleştiler. Kansu vilayetine göç eden Uygurlar burada yeni bir devlet kurdular ve daha sonraları Sarı Uygurlar olarak da anıldılar. Arkeolojik kalıntılar, el sanatları, resimler, hukuk vesikaları, elçi raporları, özellikle Turfan Uygur Devleti kültürüyle ilgili değerli bilgiler vermektedir. Türk tıp tarihine ait en eski yazılı belgeleri 14. yüzyıl öncesinden 9. yüzyıla kadar indirebileceğimiz el yazmalarımız var. Bunlar Uygur Türkçesiyle yazılmış. Bir kısmı Sanskrit alfabesiyle, bir kısmı Arap alfabesiyle ama önemli bir kısmı da Uygur alfabesiyle kaleme alınmış. Burada incelediğimizde görüyoruz ki Türkler Hint ve Çin tıbbıyla temastadırlar. Ve Hint kitaplarını, antik dönem Hint kitaplarını okudukları, bunlardan yararlandıkları ortaya çıkmıştır. Ama aynı zamanda Uygur Türklerinin kendilerine has bir takım ecdaları olduğu, özellikle hayvani droglardan istifade ettikleri de bilinmektedir. Uygurlara ait geniş bilgi içeren raporlardan biri de 981-984 tarihleri arasında Çin'in resmi elçisi olarak Uygur başkentine giden Wang Yente'nin raporudu. Bu rapora göre bu şehre yağmur ve kar yağmaz. Aynı zamanda burası çok sıcaktır. Burada evler beyaz badanalıdır. Çin Ling dağlarından çıkan nehir şehrin bütün çevresini dolaşır. Tarlaları ve meyve bahçelerini sular ve su değirmenlerini işletir. Zengin insanlar at eti, geri kalanlar ise sığır eti ve yaban kazı yerler. Onların müzik aleti olarak kullandığı alet kopuzdur. Samur kürkü, pamuklu kumaş ve çiçek desenleriyle işlenmiş giysiler üretirler. Onların adetlerine göre büyük bir kısmı ata binerler ve ok atarlar. Şehrin içinde pek çok iki katlı binalar vardır. İnsanlar iyi yüzlüdür ve usta sanatkarlardır. Bunlar altın, gümüş ve demir kap yapımında çok ustadırlar. Onlar aynı zamanda yeşim taşı işlemesini de çok iyi bilirler. Hukuk vesikalarından anlaşıldığına göre Uygurların alım-satım ve borç alıp vermede belirli bir para ve ölçü sistemleri vardı. Borç olarak alınan mal ve para faiz karşılığında genellikle ilkbaharda alınır,
mahsulün kaldırıldığı sonbaharda ödenirdi. Bu kayıtlar bize ziraatin yerleşmiş olduğunu göstermektedir. Kurulan bu şehirlerde pazarların ortaya çıkması, ticaretin gelişmesi ve ticarette paranın kullanılması Uygurların ilerlemesinin açık göstergesidir. Eski Uygur dönemi, Orta Asya'daki yerleşik Türk kültürünün en parlak, en verimli dönemi olmuştur. Çünkü bu dönemden kalma çok zengin bir yazılı külliyat günümüze kadar ulaşmıştır. Uygur devri sanatında Türklerin dik duruşu, ciddi ifadeleri, protokol sırası ile dizilişleri bugüne ulaşan fresk, minyatür ve resimlerde görülmektedir. Türk örf adetlerini temsil eden tablolar, Türk ordusunun kahramanları ve Uygur kağanlarının resimleri mabetlerin duvarlarını süsler. Moğol seferleri başladığında Beşbalık Uygur kağanı Barçuk Arttekin 1209 yılında Cengiz Han'a elçi göndererek hakimiyetini tanıdı. Hatta 1211'de bizzat Karakurum'a gelip Cengiz Han'la görüştü ve ona tabiliğini bildirdi. Cengiz Han, ele geçirdiği toprakları ölmeden önce oğulları arasında paylaştırınca, Beşbalık Uygur Devleti'nin toprakları oğlu Çağatay'ın payına düştü ve Çağatay Hanlığı içerisinde yer aldı. Uygurlar, İslamiyet'i içerisinde yer aldıkları Doğu Çağatay Hanlığı döneminde kabul ettiler. Uygurların kullandığı konuşma dili Göktürk döneminden farklı değildi. Yalnızca artık Uygur dili adını almıştı. Eski Türk çağında ilk sırada siyasi hakimiyet Köktürklere ait. Doğal olarak bu dönemin dili de Köktürklerin dili, yani Köktürkçe olarak adlandırılır. İkinci dönem olan Uygurca ise Köktürklerden sonra siyasi hakimiyeti alan Uygurların, Ötken Uygur Kağanlığı'nın diliyle birlikte Doğu Türkistan bölgesinde hakim olan Uygur Kağanlığı'nın dilidir. Eski Uygur dönemi özellikle genel Türklük alanı içinde gerek dil tarihi açısından, gerek sosyal ve kültürel açıdan en parlak, en gelişmiş dönem olması bakımından dikkate değerdir. Türklerin ilk önce Soğutça yazısını kullandıkları düşünülüyor. Türk runiği Soğutça yazısı temelinde ortaya çıkmıştır. Bu yüzden her millet kendi alfabesini icat edememiştir. Bu milletler dönemin mevcut olan farklı alfabelerini kullanmış olabilir. Dolayısıyla Türklerin yazıları daha eski dönemlere dayanmaktadır. Bu da diğer kültür gruplarıyla, özellikle de Soğutlarla bağlantılıydı. Ötken merkezli Uygur Devleti'nin önemli yazılı anıtları vardır. Bu anıtların başında elbette Şinevusu, Terhin ve Karabalgıs'ın yazıları gelmektedir. Şinevusu sözcüğü günümüz Türkçesinde yeni su anlamında bir sözcüktür. Uygur Devleti'nin kuruluşuyla ilgili bilgiler içeren bir yazıttır. Terhin yazıtı 753 yılına kadar olan olaylar anlatıyor. Bu yazıların her ikisi Orkun alfabesiyle yazılmıştır. Karabalgıs'ın metni ise 833 yılına kadar olan olayları aktarıyor. Soğutça ve Türkçe oluşturulmuş bir metindir. Uygur Türklerinin Moğolistan'daki hakimiyet dönemlerinden kalma taşa yazılı belgeler, yazıtlar günümüze kadar ulaşmıştır. Karabalgasun, Şineusu, Taryat, Terhin, Suci gibi yazıtlar Köktürk dönemi yazıtlarıyla aynı özellikleri, benzer dil yapısını taşırlar. Uygurlar, çeşitli dinlere ait dini kitapları Uygurca'ya tercüme ettiler. Soğutça, Çince, Tibetçe'den dini içerikli eserlerin çevirisiyle Uygurca'nın dil varlığı birçok yabancı kelimeyle genişledi. Sadece dini içerikli metinler değil, aynı zamanda din dışı bir eser külliyatı da vardır. Örneğin özel mektuplar, sivil belgeler, çeşitli faturalar, makbuzlar, pasaport yerine geçen belgeler, fal kitapları, sağlıkla ilgili belgeler gibi çok geniş bir konu yelpazesini içeren ciddi bir metin külliyatı günümüze kadar ulaşmıştır. Özellikle Uygur dönemin Uygur Bozkır Kağanlığı döneminden kalma, kağıda yazılı ilk Köktürkçe
belge olan Ikbitik Fal kitabı bu açıdan dikkate değerdir. Uygur Sivil Belge Külliyatı yine bu din dışı eserler içinde önemli bir yere sahiptir. Eserler artık kağıda yazılıyordu. Başta runik alfabe kullanılırken daha sonra Sol yazısından geliştirilmiş Uygur alfabesiyle yazıldı. Bu alfabe Türklerin Türk dilini yazmak için kullandıkları ikinci alfabe oldu. 13. ve 14. yüzyıllara ait Uygur sivil belgeleri, idare yönetmelikleri, sözleşmeler, vasiyetnameler, diplomatik mektuplar, sertifika ve lisans belgeleri, makbuz ve dilekçelerden oluşur. Uygur devrinin sosyal, hukuki ve ekonomik durumları ile ilgili bilgi verir. Uygurların tahta oyma baskı tekniğiyle kitap basmaları da yine onlara özgü bir yöndür. Bu açıdan birçok yazma eser yanında baskı teknikleriyle kullanılmış eserler de günümüze kadar gelmiştir. Belki genel Türk tarihi içinde, eski Türk tarihi içinde baskı tekniklerini, ilkel de olsa matbaa tekniklerini ilk kullanan Türk grubu olarak Uygurları sayabiliriz. Kitap baskı tarzları, pustaka, Çin tarzı pustaka kitap formatı veya katlama kitap gibi çeşitli baskı tekniklerini, kitap hazırlama şekillerini kullanmışlardır. Kağıda eserlerini siyah mürekkeple yazmışlardır. Zaman zaman kırmızı mürekkep de kullanmışlardır. Bu belgelerden Uygurlarda devlet teşkilatının çok gelişmiş olduğu anlaşılmaktadır. Uygurlardaki vergi sistemi, posta teşkilatı, onlu askeri sistem, nüfus sayımıyla ilgili uygulamalar daha sonra Cengiz Han tarafından da benimsendi. Hatta Moğollar aracılığıyla dünyanın dört bir tarafına götürüldü. Bundan dolayı Müslüman coğrafya yazarı İbnül Fakih, Ülkeler kitabı adlı eserinde Uygurlar için onlar Türklerin Araplarıdır diye yazmıştır. Uygurların bilim, kültür ve edebiyat alanındaki mahir yönleri yanında aynı zamanda ticaret hayatında da etkili olduklarını biliyoruz. Özellikle Doğu ile Batı arasındaki ticaret yollarında Uygurların, Uygur tüccarların hakim olduklarını, Çin'de kullanılmaya başlayan hatta kağıt para, çavın yaygınlaşması, kullanımı, uzak ticaretlerde, uluslararası ticaretlerde kullanılmasının yaygınlaşmasında Uygur tüccarların etkili olduğunu biliyoruz. Sonuç olarak diyebiliriz ki Uygur tarihi, Türk tarihinin çok önemli bir devresidir. Türk tarihi başka milletlerde olduğu gibi tek bir coğrafya üzerinde geçmiyor. Değişik Türk boylarının değişik bölgelerdeki tarihlerinin bir bütünüdür. Uygur tarihinin en önemli özelliklerinden biri de bugüne kadar kendi adıyla devam edebilmiş tek Türk devletidir.